Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Emma Frost'umuz arkadaşlar, 4 yıldız 4.40 olan Emma Frost'umuzu 5.50'ye taşıyoruz ve maksimum yapıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere artık 4 yıldızların çok fazla bir esamesi kalmasa da hala arena için, arenada seri için arkadaşlar çok önemliler. Aynı zamanda stokta da biraz S4'ümüz oldu arkadaşlar. Bunları 5.50'lerle bir şekilde eritmemiz gerekli. Bunlardan bir tanesi de tabii ki Emma Frost arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere şu zaten mutant S4'lerimiz bolca yedekte vardı. Beceri de var. Artık onları da bir şekilde eriteceğiz arkadaşlar. Hem beceri hem mistik olsun. Bir şekilde eriteceğiz. Ve Emma Frost'umuzu da 5.50 yapıp maksimum seviyeye çıkartıyoruz. Hemen şurada yeni maceralarımızda bir deneyelim arkadaşlar. Negatif bölgede. Bir deneyelim. Şöyle Emma Frost alalım. Anı K kuşuyla olan arkadaşlar sinerjisi çok güzel. Hatta direkt şöyle mutant sinerjisini bile araya kaynatabilirim. Özellikle özel saldırı ikisi arkadaşlar. Saldırıda gerçekten çok etkili. Hop, burayı dövmüşüz. Madem dövmüşüz. Ustada bir deneyelim. Biliyorsunuz oyuna başlarken arkadaşlar birçok etkiye karşı bağışıklıkla başlıyor. Şuradan bir gidelim bakalım. Sonra da bir alev adamda deneyelim şansımızı. Böyle şeyler var. Dediğim gibi arkadaşlar özel saldırı ikisi saldırı babında inanılmaz yüksek, inanılmaz kuvvetli bir karakter. Yani saldırıda oynuyorsanız arkadaşlar özel saldırı 2'yi doldurun ve atın. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Geri kalan her şeyi zaten Emma Frost'un kendisi yapacak. Kritik gelseydi şöyle güzel bir görsel şölen sergilerdi bize Emma Frost. Tabi de ağır saldırısının esprisi var arkadaşlar. Ağır saldırı yaptığınızda rakip çok az güç barı doldururken siz gayet güzel güç barı dolduruyorsunuz. Yani siper artı ağır saldırı da oynanabilecek bir karakter. Çok güzel duruyor. Yani bir 4 yıldız için arkadaşlar inanılmaz yüksek hasarlar veriyor. Özel saldırı ikisi. Tabi aynı zamanda defansa koyduğunuzda kopya özelliği arkadaşlar kontrolleri tersine çeviriyor. Özel saldırı attığında bir de alev adamla deneyelim bakalım. Emma Frost'umuzu. Şöyle bir bakalım. Yanmaya karşı bağışıklığı var mıydı? Yakmaya karşı arkadaşlar bağışıklığı var. Tabi elmas formunda olduğu sürece. Özel saldırı ikisinden arkadaşlar kaçıyoruz. Hani nasıl kaçılır diye bir videomuz zaten kanalımızda var arkadaşlar. Ayrıntılı bir şekilde attığım. Şöyle güzel bir kritik hasarı gelirse 9000'e. Ah ya da geleydi ikincisi de. Ya yani bir 4 yıldız için hakikaten çok yüksek arkadaşlar. Eğer ikisi de kritik gelirse hüner sayısına göre
30K'nın üstüne bile çıkabiliyor. Bir 4 yıldız. Özel saldırı 2 hasarı. On hünerle bir kritik at. Of. Vurduk ama biz öldük arkadaşlar. Tabi bu Nova Alevi etkisiyle ama gerçekten enfes bir vuruş oldu arkadaşlar. Yani çok güzel bir karakter. Bazı arkadaşlarımızda 5 yıldız veya 6 yıldızı var arkadaşlar. Yani kopyasız dahi saldırıda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Emma Frost'u kesinlikle tavsiye ederim. Çok enfes bir karakter. Buraya kadar gelmişken şuradaki ödülümü de bir alayım dedim. Bir de arkadaşlar şöyle çok kısa bir kobay faremizi de gösterelim. Kısa bir dövüşümüz de burada yapalım. Ve sonra Emma Frost'umuzun finalini verelim. Ama dediğim gibi kesinlikle arkadaşlar kopyasız dahi saldırıda kullanabilirsiniz. Maksimum atabilirsiniz. Çok enfes, çok kaliteli bir karakter. Ve birçok bağışıklığı da birçok olumsuz etkili arkadaşlar bağışıklı olması Emma Frost'un diğer güzel bir özelliği. Tabii şöyle ağır saldırı yapınca da 10 tane hünerle 29.700 arkadaşlar sadece ikinci sekmesi yani ilkiyle beraber vurduğunuzda en az 30K hatta 40K'yı bile neden görmesin diyor insan. Hünerli arkadaşlar. 12.500'e ikincisi kritik gelse dediğim gibi 40K'yı görmüş olacaktık. Emma Frost'la eğer saldırıda kullanırsanız kesinlikle arkadaşlar özel saldırı 2 ağırlıklı oynayın ve üzerinizdeki hüner sayısı çok önemli. Bu hünerler özel saldırılarınızın daha fazla hasar vermesini sağlayacak. 22K vurdu bu sefer de. Özel saldırı biri çok fazla kullanmıyor arkadaşlar. Çünkü çok yüksek hasar vermez. Yani ikisi de kritik geldi halde. 8K vurdu. Şöyle üzerine bir güç iğnesi atıyor ama. Yani şu elmas formundayken inanılmaz bir defansı var. Yani eğer gelirse şöyle bir 5 yıldızı şayet veya 6 yıldızı 6 yıldızı gelirse bana arkadaşlar direkt 2.35 atarım kopyasını beklemem. 5 yıldız gelirse de kesinlikle 5.65'e kadar yolu var. Yine benim gözümde kopyaya gerek yok. Ama kopyası PC için çok önemli. ...12.700'e 29.700 arkadaşlar. Söylediğim gibi enfes bir karakter. Ve bir 4 yıldız bu kadar yüksek vursun. Bu kritik hasarı üzerindeki hüner sayısına göre artıp azalıyor. Ne kadar fazla hüneri varsa üzerinde o kadar fazla kritik hasar verir arkadaşlar özel saldırılar. Yani hiçbir şey yapmıyorsunuz. Normal dövüşün dolduğunda da özel saldırı ikinizi basın.
Hani hiç Hüner bile takip etmenize gerek yok arkadaşlar. Basın gitsin. O zaten gereken 34K vurdu arkadaşlar. Maşallah. Ve kış askerinde 222 kombalı arkadaşlar. 4 yıldızlı haliyle geçmiş oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bana destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz. Herkese iyi oyunlar.